Değerli seyircilerimiz, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Manisa Televizyonu ekranından ana haber bültenimizle bugün 4 Nisan 2021 Pazar haftanın son gününde, haftanın son ana haber bültenimizde sizlerin karşısında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve Türkiye gündeminin bugün en fazla konuşulan, en çok tartışılan konusuyla başlayalım. Emekli 103 amiral tarafından Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bir bildiri yayınlandı sayın seyirciler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise 103 amiralden Montreux bildirisi başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili olarak kısa sürede resmen soruşturma başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli 103 amiral Montreux Sözleşmesi'nden çıkılabileceği tartışmalarıyla bir tu amiralin sark ve cübbeli fotoğraflarına yönelik bildiri yayımladı. Bildiride Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montreux Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz denildi. Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruduğu belirtilen sözleşme ile ilgili, sadece Türk boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlar'daki tam egemenlik haklarını geri kazandıran Lozan Barış Anlaşması'nı tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir ifadeleri yer aldı. Bildiride tarikat evi tartışması ile ilgili ise şu ifadeler yer aldı. TSK ve özellikle deniz kuvvetlerimiz son yıllarda çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders, TSK'nın anayasasının değişmez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruridir. Bildiride TSK ve deniz kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 103 amiralden Montreux bildirisi başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili resmen soruşturma başlattı. Şimdi geçelim tepkilere. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi temas ve toplantıya katılmak için gittiği Batman'da 103 amiralin bildirisine tepki gösterdi. Soylu, bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Bunlar son kalıntılardır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi temas ve toplantıya katılmak üzere Batman'a gitti. Batman Valiliğini ziyaret eden Bakan Soylu burada gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu. Soylu, dün gece bildiri yayınlayan 103 amirale sert çıktı, sabrımızı zorlamasınlar dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar, elde edilen başarılar, aslen düşmanlarımızı ve vesayetçileri çaresiz bırakıyor. Hatta fitneye itiyor. Hatta çatlatıyor. Ve Türkiye'ye karşı yapabileceklerini de etkisiz hale getiriyor. Maalesef zihinsel kodları prematüre kalanlar. Gelişmeyenler. Tabii biz bunları çok gördük. Bağımlı yaşamaya alışkın olanlar. Öğretilmiş çaresizlikleriyle eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar. Bunlar zavallıdırlar. İstismarcıdırlar. Hukuk tanımazdırlar. Milleti bilmezdirler. Ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Bunlar son kalıntılardır. Ve kalıntılar ya doğal olarak seleksiyona uğrarlar. Tarihe ve doğaya karışır giderler. Ya da temizlenirler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bu tip çapaklar çıkacak mı? Maalesef geçmiş hastalıkların sirayet ettiği bazı sonuçlar üzülerek görüyoruz ki oluyor. Görevimiz çapakları temizlemektir.
103 Amiral tarafından gece yarısı yayınlanan Montreux bildirisine tepkiler çığ gibi büyüyor değerli seyircilerimiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, amirallerin rütbelerinin sökülüp emekli maaşlarının kesilmesi gerektiğini söylerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, bu bildiri yok hükmündedir ve ayaklarımızın altındadır ifadelerini kullandı. Gece yarısı yayınlanan 103 emekli amiral tarafından imzalanan Montreux bildirisine siyaset kanadından çok sert tepkiler geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konu hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. 103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlanmış olduğu antidemokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir. Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır. Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tespit ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Bozdağ, bazı emekli amiraller hadlerini aşmışlar, kendilerini bir şey sanmışlar ve eski Türkiye özlemiyle iktidara ve halka ayar verme cüretinde bulunmuşlar. Türkiye eski Türkiye değildir. Belli ki emekli amirallerin bazısı bu hakikati hala öğrenememiş ama onlar da öğrenecekler. Bu bildiri yok hükmündedir ve ayaklarımızın altındadır ifadelerini kullandı. Montreux Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlayan emekli generallere sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren sözcü İbrahim Kalınsa şu ifadeleri kullandı. Bir grup mütekayit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Oktay, mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali millet iradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene hodri meydan ifadelerine yer verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından sert cevap verdi. Çelik, bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlamasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Çelik, bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündedir. Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır ifadelerini kullandı. 103 amirale bir tepkide Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Şentop, düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka dedi. Değerli seyircilerimiz, 27 Mart 2 Nisan 2021 haftasının illere göre koronavirüs vaka haritası da belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan illere göre vaka haritasına bakıldığında 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü iller Samsun ve İstanbul oldu. Manisa ise her 100 bin kişide vaka sayısında artış yaşadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs güncel vaka sayılarını açıkladı.
En çok artış kaydeden Samsun'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 586,84'ten 678,72'ye yükseldi. İstanbul'da da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 591,45 oldu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda illerimizde haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde, bu ancak tedbirle mümkün ifadelerine yer verdi. Türkiye haritası üzerinde belirtilen verilerde Manisa'da da vaka sayılarının yükselişte olduğu görüldü. Geçen hafta yayınlanan 20-26 Mart vaka sayısı tablosuna göre Manisa %83 iken bu hafta yayınlanan 27 Mart 2 Nisan tablosunda Manisa artış kaydetti. Öte yandan koronavirüs risk değerlendirme haritasında turuncu renkte yüksek riskli iller arasında gösterilen Manisa'da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında pazar günü tam kapanma şeklinde kısıtlamada sessizlik hakim oldu. Ana arter, cadde, sokak, park ve meydanların boş kaldığı iki kentte genelge kapsamı dışında bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanları haricinde diğer vatandaşların market alışverişi için dışarıya çıktıkları ve yasağa uydukları görüldü. Manisa sokakları yaklaşık bir ay sonra boş kaldı. İlk kısıtlamalı pazarda Manisalı vatandaşların kurallara uydukları görülürken hafta içi alacakları tedbirler de haftaya yayınlanacak vaka tablosunda yansıyacaktır. Manisalı minik bir kız çocuğuysa tüm vatandaşları tedbirlere uymaya davet ederken gülümsetti. Maske taksınlar, maske takmayanlar yoksa koronavirüs olur ve burada artık kırmızı da olur. Mavi olalım. Şu küçük kızımızın bilincinden Allah inşallah hepimize versin diyelim ve devam edelim gündemden bir diğer önemli gelişmeyle sevgili seyircilerimiz. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayıları yeniden hızlı bir yükselişte, hepimizin malumu. Uzmanlar yaşanan bu artışta mutasyona uğramış virüsün çok fazla etkili olabileceğini düşünüyor. Mutant virüsün daha kolay bulaştığının altı çiziliyor. Doçent doktor Günay Tuncer Ertem şu an ülkede yer alan mutasyonlar arasında baskın olanın İngiltere varyantı olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin aleyhine bir durum gerçekleşti ifadesini kullandı. Covid-19'un mutasyonlu versiyonuna önce İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya, sonra da ülkemizde rastlanmıştı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi enfeksiyon kliniği uzmanlarından doçent doktor Günay Tuncer Ertem mutasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Virüslerdeki mutasyon bazen bizim lehimize, bazen aleyhimize sonuçlanabilir. Virüsün hem bulaştırıcılığı değişebilir, yaptığı hastalığın tablosu değişebilir, aşı yanıtı değişebilir veya mutasyon sonucu birden fazla enfeksiyon riski olabilir. Aslında bu salgın seyrinde bizim beklentimiz virüsün öyle bir mutasyona uğrasın ki bulaştırıcılığı azalsın ve salgın seyri kırılsın. Ama tam tersi oldu. Bizim aleyhimize bir mutasyon gerçekleşti. Biz dezavantajlıyız virüse karşı. Şu an ülkede yer alan mutasyonlar içerisinde baskın olanın İngiltere varyantı olduğuna dikkat çeken doçent doktor Ertem, İngiltere varyantının replikasyon yani çoğalma hızı çok yüksek dedi. İngiltere varyantı biraz farklılık gösteriyor bulaştırıcılık açısından. Neden? Çünkü replikasyon yani çoğalma hızı çok yüksek. Bu nedenle fazla virüs, fazla enfeksiyon demek. Çok sayıda insana bulaşarak daha fazla sayıda hastaya sebep oluyor. Başka ülkelerde görüldü. Bizim ülkemizde de artık görülmeye başladı ve son haftalarda artış gösterdi. Ama daha kolay bulaştığı için İngiltere varyantı hakim olmaya başladı. Kısmen İngiliz varyantı daha ağır hastalık ve çocuklarda daha fazla sayıda enfeksiyona neden olduğu bildirildi. Aşı konusuna da değinen Ertem, mutasyonların orijinal virüse karşı geliştirilen aşıların etkinlik oranını zayıflatmış olabileceğini vurgularken, koronavirüse yakalanan kişilerin yeniden hastalığa yakalanmalarının mümkün olduğunu da kaydetti. Yani aşılardan faydalanacağız ama gerçek orijinal virüse karşı oluşturulan bu aşılar bazen kısmen düşük oranda da yetersiz kalabilir. Ama aşı firmaları bunun üzerinde de çalışmalar yapıyor. Belki sonraki aylarda aşıların yapılarında değişiklik olabilir. O da bizim lehimize gelişir.
İkinci enfeksiyon daha ağır olur, daha hafif olur, böyle bir bilgi de yok. Ama virüs mutasyona uğradığı için ne yazık ki bu ihtimal daha fazla. İkinci kez, üçüncü kez geçirme riskimiz de var. Değerli seyircilerimiz, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzensiz göçmenleri geri itmeye çalışan Yunan unsurlarına müdahalesi havadan görüntülendi. Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun Midilli Adası'nın kuzeyinde çocukların da bulunduğu 20-25 kişilik düzensiz göçmen grubunun lastik botuna tehlikeli şekilde yaklaştığı manevralarla botu Türk karasularına geri ittiği görülüyor. Düzensiz göçmenler Türk unsurları tarafından şimdi ekranlarınıza getireceğimiz görüntülerde olduğu gibi bakın nasıl kurtarılıyor. Yunan sahil güvenlik botlarının düzensiz göçmenleri Türk karasularına geri itmeye çalışmasına Türk sahil güvenlik unsurları müdahale etti. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Yunan unsurlarına karşı müdahalesi ve düzensiz göçmenlere yardım eli uzatması insansız hava aracı tarafından görüntülendi. Yunanistan'a ait deniz unsurlarının aralarında çocukların da bulunduğu 20-25 kişilik düzensiz göçmen grubuna tehlikeli şekilde yanaşması ve can güvenliğini hiçe sayarak manevralarla Türk karasularına düzensiz göçmen grubunu itmesi an be an görüntülere yansıdı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botun gelmesi sonucuysa Yunan unsurları bölgeden uzaklaşırken düzensiz göçmenler Türk unsurları tarafından kurtarıldı. Değerli seyircilerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden tam 24 yıl geçti. 1965 yılında siyasete atılan Türkeş, Türk siyasi yaşamında izi silinmez bir yer edindi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkeş'in vefatının 24. yılı sebebiyle bir mesaj yayınladı. Düşündüğüm evlatlarımı çatımızın altına davet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ni kuran, oluşturduğu ideolojiyle siyaset yelpazesinde varlığını her daim sürdüren bir yer açan Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 24 yıl geçti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, partinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 24. yılında bir mesaj yayımladı. Bahçeli, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle anıt mezarı ziyaret edemediklerini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Türklük ülküsüyle Türk milliyetçiliği davasının günümüze kadar uzanan şerefli geçmişindeki en önemli şahsiyetlerden biri de hiç kuşkusuz merhum Türkeş Bey'dir. Türk milliyetçiliğinin çile ve mücadeleyle geçen tarihinin çok önemli bir bölümüne yakından şahit olmuş, bu sürecin yaklaşık son 50 yılına bizzat müdahil olarak varlığıyla bu mücadeleye farklı bir anlam kazandırmıştır. Bu itibarla 80 yıllık hayatının bütün yönleriyle tanınmasının, bugün onun hatıra ve emanetleriyle yürüttüğümüz siyasal mücadelemize, hatta Türk siyasetinin mana ve muhtevasına ayrı bir güç, özel bir anlam katacağı kanaatindeyim. Merhum Türkeş Bey'in iki büyük eseri olan Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülke Ocakları emin ellerdedir, ehil yüreklere teslimdir. Hiçbir fitne, fesat eğilimin tarihi duruşumuza ve ülkülerimizin onuruna zarar vermesine fırsat verilmemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi bugün milletimizin gönlünde taht kurmuş, zaman içinde gücüne güç katmış, Türkiye karşıtlarının haricinde taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak iradesiyle kutlu varlığımız millete hizmet yolundan asla sapmayacaktır. Her zaman olduğu gibi Türk İslam ülküsü güvence olmayı sürdürecektir ifadelerini kullandı. Bahçeli açıklamasını bu duygu ve düşüncelerle vefatının 24. yıl dönümünde merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e, ayrıca dava şehitlerimize, fani hayattan göç etmiş değerli ülküdaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarına şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum şeklinde tamamladı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli seyircilerimiz. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı bugün yapıldı. 81 ildeki 95 merkezde düzenlenen sınavda adaylar 120 soruya 135 dakikada yanıt verdi. Milli Savunma Üniversitesi tarafından askeri öğrenci aday belirleme sınavı yapıldı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 81 ildeki 95 sınav merkezinde yapılan sınav sabah saat 10.15'te başladı. Adaylara 120 soru için 135 dakika süre verildi. Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılırken askeri öğrenci adayları sınavlara maske ve HES kodu alarak girebildi. Girişteki önlemlerin ardından adaylar daha önce dezenfekte edilen sınıflara alındı. Öğrenciler sınava girerken aileleri ise okul girişinde çocuklarını beklemeye başladı. Değerli seyircilerimiz, emlak sektörüne yönelik yeni düzenleme 1 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre artık yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak ve bu kişiler emlakçılık yapamayacak. Geçerlilik süresi 5 yıl olan yetki belgesinin işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılması gerekiyor. Yetki almış emlak müşavirlerinin iş yerlerinde bu belge mutlaka var. Türkiye genelinde kayıtlı kayıtsız 300 binden fazla emlakçıyı yakından ilgilendiren düzenleme kapsamında taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikle emlakçılık işiyle uğraşan kişilere tanınan süre 31 Mart'ta sona erdi. Yönetmelik kapsamında yaklaşık 26 bin emlak işletmesi yetki belgesi alırken söz konusu tarihe kadar başvuru yapmayanlarsa 1 Nisan itibariyle emlakçılık yapamayacak. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz 1 Nisan'da başlayacak yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bundan sonraki yeni sisteme dahil edildi emlakçılarımız. Bu nedir ki? Tabii ki bundan sonra bu işi yapabilecek emlak danışmanları, emlak müşavirleri yetki belgesi alabilmesi için lise mezuniyeti şartı var yönetmelikte, kanunda. Bunun yanında lise mezuniyeti 12 ay staj zorunluluğu var. Üniversite mezunlarında 6 ay staj zorunluluğu var. Yani bunun stajları tamamlamadan bu yetki belgesini, Ticaret Bakanlığı'ndan bu yetki belgesini alması zor. Tabii bunun yanında da MYK belgesi alması gerekiyor. Manisa'nın belge tamamlamada öncü bir il olduğunu belirten Akyüz, Manisa'da yetki belgesi almayan esnaf kalmadığını söyledi. Ticaret Bakanlığı'nın yetki belgesi şu şekildedir. Bu yetki belgesi olmayan hiçbir emlak bürosu çalışması söz konusu değildir. Denetimler olduğu müddetçe yetki belgesi olmayan emlak büroları kesinlikle kapatılacak ve ceza işleme tabi tutulacak. Bunun için biz Manisa'da öncü olarak Türkiye genelinde iyi bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Çünkü 2 yıldan beri bu çalışmamızı yaptık. Yani Türkiye'de Manisa'yı ilk olarak söyleyebilirim. Yani şu anda bizde mevcut emlakçı olup da formalitelerini, prosedürlerini yerine getirip de yetki belgesi almayan emlakçımız yok. Ticaret Bakanlığı bünyesinde yetkisiz emlakçılık yapanların ihbar edilmesi için bir şikayet hattı kurulduğunu vurgulayan Akyüz, vatandaşlara mağdur duruma düşmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Tüketicilere de, müşterilerimize de bunu görmeli. Her iş yerinde bu mutlaka görülür bir yerde asılma zorunluluğu var. Buna mutlaka baksınlar. Ticaret Bakanlığı web sitesine girerek taşınmaz ticaretinden sorgulayabilirler. Yani TTBS buradan sorgulayabilirler veya CİMER'e şikayette bulunabilirler. Belgeleriyle, bilgileriyle, telefonlarıyla buraya şikayet, buraya emlakçı da olabilir, vatandaş da olabilir, yardımcı olma konusunda. Çünkü bu yönetmenin, yasanın yıllardır bunun üzerinde çalışıyorduk. Çıkması çok önemliydi. Çünkü tüketicimizi mağdur eden bir konudur. Manisalı emlakçılarınsa çıkan karardan memnun oldukları görüldü. Taşınma belgesiyle ilgili, genelde bu çoğu arkadaşın hakları ile emlakçılıkla ilgili. Bunlarla ilgili bu tabi mesleği yeteri faaliyet belgesi olmayan arkadaşların alınması gereken belge diye belirtiyoruz bunları. Hiçbir emlakçı arkadaşın hakları kayıp olmaması için bu gerekli belge herkesin almasını tavsiye ederiz. Ki emlak ofisine devam ettirmeleri için gerekli olan bir şey bunu. Bunu Manisa için inşallah tüm arkadaşlar rica ediyoruz. Herkes bu taşıma belgesini alsın. Bu konuda yardımcı olun. Yerel yönetimler gündemiyle devam edelim. Ana haber bültenimize Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde meydana gelen yangında
evleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükşehir Belediyesi'nin onları yalnız bırakmayacağının altı çizildi ziyarette. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde meydana gelen yangında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, yangında zarar görmüş evlerde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyesinin, kaymakamlığın ve valiliğin seferber olduğunu belirterek, "Yalnız değilsiniz, her zaman yanınızdayız. Bu gibi durumlar herkesin başına gelebilir. Önemli olan bir can kaybının olmaması," diye konuştu. Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkalsa, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeyle yanınızda. Sosyal yardımlarıyla, Kızılay'ıyla, Büyükşehir'iyle, ilçe belediyeleriyle her türlü yardım yapmaya hazırız. Önemli olan sizlere bir şey olmaması," ifadelerini kullandı. Her türlü yardım yapmaya hazırız. Sıkıntı olmaz. Yani mimara sizlere bir şey olmaması. Değerli seyircilerimiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunus Emre ilçesi Nusret Köklü Caddesi'nde Prestij Cadde çalışmasını tamamladı. Çalışmayla bambaşka bir görünüme kavuşan cadde, modern aydınlatmasıyla da geceleri ışıl ışıl bir görünüm kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunus Emre ilçesi Laleli Mahallesi Nusret Köklü Caddesi'ne yepyeni bir görünüm kazandırdı. Fen İşleri ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda ilk olarak kaldırım ve bordür düzenlemesi yapıldı. Daha sonra ise atıl durumda olan peyzaj alanlarına Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın özenli çalışmasıyla farklı bir görünüm kazandırıldı. Son olarak da Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği aydınlatma çalışmasıyla cadde ışıl ışıl bir görünüm kazandı. Çalışmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Laleli Mahallesi Muhtarı Yadigar Şahin'le birlikte caddede incelemelerde bulundu. Caddenin girişinde bir lale motifi koydu. Çalışma nedeniyle memnuniyetini dile getiren Laleli Mahallesi Muhtarı Yadigar Şahin, Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Laleli mahallemize farklı bir görünüm kattı. Evet, çok güzel oldu. Başkanımız Cengiz Ergün'e, ekibine çok teşekkür ediyoruz. Caddede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ise şunları söyledi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızca burada orta refüjde bulunan bordürlerin çalışmaları yapıldı. Bordürler tamamıyla yenilendi. Caddede aydınlatma direklerinin montajı tamamlandı. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız tarafından da hem çimlendirme hem ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Cadde güzel bir görünüme kavuştu. Yunus Emre ilçemize bir prestij caddesini daha kazandırmış bulunuyoruz. Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da yapılan çalışmada 12 bin metrekarelik peyzaj uygulaması yapıldığına dikkat çekti. Burası Manisa'nın çok eski caddelerinden birisi. En son düzenleme 30 yıl önce falan yapılmış. Biz buraya ilk girdiğimizde bulunmuş olduğumuz alanı yeniledik. Burada atıl hale gelmiş kamelyalar, banklar, taş banklar vardı. Onları kaldırıp yeni bir peyzaj uygulamasına başladık. Dediğimiz gibi arkamızda görmüş olduğumuz kaya bahçesi uygulamasını yaptık. Çimlerini ektik. Yaklaşık araya dönen Tayland sokağı da sayarsak yaklaşık 12 bin metrekare gibi bir peyzaj uygulaması yaptık. Çalışmanın vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığının altını çizen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, gündüzü de gecesi de ayrı bir güzel olduğu ifadesini kullandı. Biz de özellikle Kent Estetiği ve Fen İşleri Dairesi'nin kendi personelimizle bir prestij cadde çalışmasına giriştik ve tamamladık. Burada aydınlatmasıyla, peyzajıyla, rekreasyon alanlarıyla gerçekten güzel oldu. Vatandaşlarımızın da memnuniyetini görüyoruz. Bu da bizi ayrıca memnun ediyor ve motive ediyor. Burada prestij caddelerimize bir yenisini daha eklemiş olduk. Buranın gündüzü ayrı bir
havası var. Gecesi de aydınlatmadan dolayı çok daha ayrı bir farklı görünüme kavuştu. Öztozlu, caddede yürütülen tüm çalışmaların Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ekipleri tarafından yapıldığını da sözlerine ekledi. Burada gene verimli ve üretken belediyecinin bir örneğini göstermiş olduk. Burada tamamen hiçbir müteahhit firma çalışmadan kendi ekiplerimizin burada peyzajda kullanılan çiçeklere kadar kendi seramızda yetiştirilmesi ayrı bir önem arz ediyor. Sevgili seyircilerimiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan bir heyet Göl Marmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahallede vatandaşlarla bir araya gelen heyet, yapımı süren alt ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgiler vererek vatandaşların taleplerini dinledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergun Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet, Göl Marmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi Göl Marmara İlçe Başkanı Şakir Can, Büyükşehir Belediyesi Göl Marmara Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Kaan Tunçelli ile MASKİ Göl Marmara İlçe Şefi Lütfi Ersöz de yer aldı. Mahallede devam eden alt ve üst yapı çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgiler veren heyet, mahalle halkının taleplerini de dinledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Başkal ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, Mahalle Muhtarı Gürsel Tan'a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına getirdikleri hediyeleri takdim etti. Ozanca Mahallesi sakinleri, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Ozanca'ya en büyük yatırımları Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yaptığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, vatandaşlardan gelen talepleri ilgili dairelere ileterek en kısa sürede müdahale edileceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu söylediler. Mahalle Muhtarı Gürsel Tan, Ozanca'ya yapılan yatırımların öneminden bahsederek teşekkürlerini iletti. Ozanca çok güzel bir yatırımlar oluyor. Altyapı, taş, kilit taşı, hepsi inşallah bir 6 ay içinde çok güzel bir şeyimiz olacak. Allah hepinizden razı olsın. Sağ olun, var olun Sayın Başkanım. İnşallah. İşi yapalım önce. İnşallah. Değerli seyircilerimiz, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kafası ağaç kovuğuna sıkışan köpek, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan 1. Komanda Eğitim Tugayı içerisinde askerler, bir köpeğin kafasının ağaç kovuğuna sıkıştığını fark etti. Köpeği ağaç kavuğundan çıkarmaya çalışan askerler, köpeğin zarar görmemesi için durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağacı keserek köpeği kurtarmayı başardı. Sıkıştığı yerden kurtarılan köpek koşarak bölgeden uzaklaştı. Bugün aynı zamanda 4 Nisan Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü. Ümit edelim hayvanlara dönük keyfi şiddet ve eziyet artık ortadan kalksın. Herkes onların da canına ve yaşam hakkına olması gerektiği gibi duyarlı olsun. Ve hala hayvanlara eziyet edenler çok daha büyük cezalarla, yaptırımlarla karşı karşıya kalsınlar. Ve bütün bu söylediklerimizi yıllardır söylüyoruz. Yine ümit edelim temenni sınırlarının dışına çıksınlar artık. Böylelikle bu akşamki ana haber bültenimizin de sonuna gelmiş olduk değerli seyircilerimiz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte hepinize sevdiklerinizle gönlünüzce geçireceğiniz bir pazar gecesi diliyoruz. Hoşça kalın.